grup genel kurulu toplantımızı teşrif etmişlerdir. Grubumuz adına kendilerine hoş geldiniz diyorum. <laughs> Cumhurbaşkanımızı haftalık olağan genel kur, grup toplantımızı yapmak üzere kürsüyü teşriflerini saygılamla arz ediyorum. Bizim birlikteliğimizin kadim medeniyetimizin gereği neyse oraya dayalı olduğu anlayışıydı. Kendisine rahmet diliyorum, ailesine tekrar yakınlarına sabırlar diliyorum. Önceki gün Amanoslardan ülkemize eylem için giren iki teröristin güvenlik güçlerimizin dikkati ve feraseti sayesinde kısa sürede tespiti Allah korusun büyük bir felaketin önüne geçmiştir. Her ikisi de güvenlik güçlerimizce etkisiz hale getirilen teröristlerin daha önce belirlenen bir grubun son üyeleri olduğu anlaşılmıştır. Kahraman güvenlik güçlerimizi tebrik ediyor her birinin alınlarından öpüyorum. Bu olay Türkiye'nin Suriye merkezli terör saldırıları konusundaki hassasiyetinin ne kadar doğru olduğunu bir kez daha göstermiştir. Ayrıca Suriye sınırımız boyunca kontrolümüz altında bulunmayan yerlerdeki terör örgütü varlığının ve ülkemize yönelik tehditlerinin bize verilen tüm sözlere rağmen artarak sürdüğünü görüyoruz. Şayet bize verilen sözler tutularak buralardaki tüm teröristler belirlediğimiz hattın dışına çıkartılmazsa ihtiyaç duyduğumuz her an harekete geçmek için meşru sebebe sahip olduğumuzu bir kez daha tekrarlıyorum. Suriye'den ülkemize gelen DAEŞ mensuplarının eylem arayışlarının sürdüğünü de daha geçtiğimiz günlerde yakaladığımız çok sayıdaki teröristten biliyoruz. Dolayısıyla Suriye'deki varlıklarını DAEŞ'la mücadeleye bağlayanların bahanesinin altı da boştur. DAEŞ'la gerçek anlamda sadece Türkiye mücadele etmektedir. Rusya'nın İdlib bölgesindeki Suriye Milli Ordusu güçlerinin eğitim merkezine yönelik saldırısı bölgede kalıcı barış ve huzurun istenmediğinin işaretidir. Aynı şekilde Amerika'nın Suriye'nin Irak sınırı boyunca oluşturmaya çalıştığı yapının yeni çatışmaların, acıların, trajedilerin habercisi olduğu da açıktır. Suriye halkı Bölge dışından gelen güçler ile onların güdümündeki terör örgütlerinin ve rejimin strateji oyunlarının bedelini kanıyla, canıyla ödüyor. Biz bu riyakarlığa, bu haksızlığa, bu adaletsizliğe seyirci kalamayız. Çünkü sınırlarımızın hemen yanı başında yaşanan her hadisenin sancısını biz de hissediyoruz. Hatay'daki olay bunun en son ve müşahhas örneğidir. Suriye topraklarına çöreklenen ama DAEŞ'la bizim kadar mücadelesi olmayan güçler artık bu orta oyununu bir kenara bırakmalıdır. Türkiye'nin gücü gerekiyorsa Suriye'yi tüm terör örgütlerinden temizlemeye yeterlidir. Ama biliyoruz ki Suriye üzerinde yapılan hesapların ülke halkının yaşadığı zulmü sona erdirmekle uzaktan yakından ilgisi yoktur. Bizim tek gayemiz kendi güvenliğimizi sağlamak, Suriye halkının huzura ve esenliğe kavuşmasını sağlamaktır. Bunun dışında kimsenin ne toprağında, ne petrolünde, ne hakkında, ne hukukunda gözümüz bulunmuyor. Bir asırdır emperyalistlerin oyun sahası haline dönüşmüş bu kadim coğrafyanın artık içine sokulduğu cendereden kurtulma vakti gelmiştir. İnşallah bu kutlu çıkışın en büyük destekçisi de Türkiye olacaktır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ve ülkemizin Doğu Akdeniz'deki haklarını savunma kararlılığımız bunun içindir. Siyasi, ekonomik kültürel ve askeri gücümüzü artırmaya, kendimiz yanında kardeşlerimize ve dostlarımıza destek olmak için de ihtiyacımız bulunuyor. Türkiye'yi siyasi ve ekonomik olarak kendilerine bağlı ve bağımlı tutmak isteyenler farklı görünümler ve isimler altında sürekli iş başındaydı. Yeri geldi toplumsal yapımıza saldırdılar. Yeri geldi darbe yaptırdılar. Yeri geldi terör örgütlerini üzerimize saldılar. Yeri geldi vesayet düzeni kurdular. Hamdolsun. Milletimiz her saldırının ardından yeniden iradesine sahip çıktı. Ülkeyi yeniden rayına oturttu. <laughs> Cumhuriyetimiz işte tüm mübadilelerden sıyrılıp gelerek bugünlere ulaştı. Kardeşlerim, yıkmak kolay, yapmak zordur. Evet, bunun için elimizdeki her değer gibi cumhuriyetimize de sahip çıkacağız. Yakın zamanda bölgemizde yaşananlar bu gerçeğin en açık ispatıdır. Geçmişten bugüne hepimizin bildiği tüm eksiklerine Tüm sıkıntılarına rağmen Cumhuriyetimize var gücümüzle sahip çıkarak kendimize güçlü bir gelecek inşa edeceğiz. Nasıl istiklal harbimizde Gazi Mustafa Kemal Paşa ordumuza ilk hedefiniz Akdeniz'dir diyerek istikamet göstermişse bugün bizim de ilk durağımız 2023 hedeflerimizdir. Maalesef İslam ve Müslüman düşmanlığının Peygamber Efendimiz'e aleyhissalatü vesselam saygısızlığın özellikle Avrupa'daki yöneticiler arasında adeta kanser gibi yayıldığı bir dönemden geçiyoruz. Fransa'da Peygamber Efendimiz'le ilgili çıkan çirkin ve ahlak yoksunu karikatürleri yayınlayan derginin şimdi de kapaktan yayınladığı bir karikatürle şahsımı hedef aldığını duydum. Bu tür ahlaksız yayınlara ne yaptığını görmek amacıyla da olsa itibar etmeyi dahi zül kabul ettiğim için karikatüre bakmadım. Ben neyim ki? Benim sevgili peygamberime, sevgililer sevgilisine bu denli hakaret eden bu namussuzlarla ilgili benim herhangi bir şey söylememe de gerek yoksa Üzüntüm ve öfkem şahsıma yapılan iğrenç saldırıdan değil, aynı mecranın canımızdan aziz bildiğimiz Peygamber Efendimiz'e aleyhissalatu vesselam yönelik terbiyesizliklerin kaynağı olmasındandır. Ve tabi hedefin şahsımız değil, savunduğumuz değerlerimiz olduğunu biliyoruz. Ülkemizde de bunların uzantılarının olduğunu da biliyor ve görüyor. Hatta hatta bu parlamento'nun çatısı altında olanları da biliyoruz. Aile mefhumunu bir kenara koymak suretiyle bu tür saldırının içerisinde olanları da biliyoruz. Böyle bir zamanda yek vücut olmak gerekirken Hala bunlar buralardan oy devişireceklerini zannediyorlar. Bu pazarda size yer yok. İslam ve Türkiye düşmanlarının özgürlük adına girdikleri kin ve nefret bataklığında boğulup gideceklerine inanıyorum. Bunlar Avrupa'nın yeniden barbarlık dönemine geri gidişinin işaretleridir. Fransa ve genel olarak Avrupa, Macron'un ve onunla aynı zihniyeti taşıyanların bu kısır, provokatif, çirkin, nefret tohumları saçan politikalarını hak etmiyor. Sağduyulu Avrupalıları kendileri ve çocukları adına aydınlık bir gelecek için bu tehlikeli gidişe karşı ...insiyatif geliştirmeye davet ediyoruz. Müslüman ve Türk düşmanlığını... ...iç politikalarındaki başarısızlıklarını örtmenin... ...kılıfı olarak kullanmaya çalışanlardan... ...o kirli ellerini mukaddes değerlerimizden çekmelerini istiyoruz. <laughs> Avrupa'ya, tüm dünyaya, tüm alemlere... ...ve tüm zamanlara şeref veren... Peygamber Efendimize yapılan saldırılara samimiyetle karşı durmak bizim şeref meselemizdir. Kardeşlerim biz son nefesimizi verdiğimiz gün değil Asıl bu saldırılar karşısında sessiz kaldığımız, tepkisiz kaldığımız, mukabelede bulunmadığımız gün öldük demektir. Biz özgürlüğünün sembolleri olarak gördüğü ezanı ve bayrağı özellikle için gerektiğinde canını veren bir milletiz. Biz bunların karşısında mı boynumuzu bükük susup duracağız? Birileri böyle yapabilir, ama Türk milleti inancına ve değerlerine yönelik hiçbir saldırı karşısında böyle cibiliyetsiz bir tavır asla takınamaz. Üstelik biz kendi dinimizle birlikte diğer dinlerin kutsallarına da saygı duyan bir milletiz. Şimdi buradan ben Batıya sesleniyorum. Hepsine sesleniyorum. Ya siz değil misiniz Ruanda'da yüz binlerce insanı katleden? Ya siz değil misiniz milyonlarca Cezayirliyi katleden? Ya siz değil misiniz Afrika'nın her ülkesine sadece elmas, fosfat, altın var diye giren ve oradaki insanları katleden? Ya siz katilsiniz, katil. Hiç kimsenin inancına, ibadetine, kutsalına müdahale etmedik, etmiyoruz ve etmeyiz. İşte Almanya'da Mevlana Camii'ne sabah namazında 100-150 kadar Alman polisinin girmesini bana şansölye Merkel izah edemez. Ne yaptığına bakalım. Sadece görüşmek, konuşmak bunlar çıkar yol değil. Bugün milyonlarca insanın yaşadığı Almanya'da eğer oradaki vatandaşlarımızın, soydaşlarımızın inancına, kimliğine eğer gerekli değeri vermiyorsanız kusura bakmayın. Tabi liderlerle görüşmelerimiz var. En son dün akşam Sayın Putin'le de bir görüşmemiz oldu. Kendileriyle buradaki süreci etraflıca ele aldık. Değerlendirdik. Dedik ki artık bu işe Kafkaslar'da gelin bir son verelim. İstersen bu işi birlikte çözeriz. Siz Paşinyan'la bu görüşmeleri yapın. Ben İlham kardeşimle bu görüşmeleri yapalım ve bu işi artık şöyle tatlı bir yere bağlayalım. Daha önce kendileriyle görüştük 5 artı 2 reyonlar meselesi. Ve bu konuda da samimi bir adım atalım. Atacaksak bu adımı atalım. Burada bu işi bitirmek durumundayız. Ve biz samimiyiz. Ben sizin de samimi olduğunuza inanıyorum. Bu adımı atalım. Güzel bir görüşme oldu. Temennim odur ki inşallah bunu neticelendiririz. Tabii kırmızı çizgilerimizi de söyledik. Yani bu kırmızı çizgilerimiz aşıldığında da hiç kimse kusura bakmasın. Babamızın oğlu olsa gözümüz görmez. Habize diyorlar ki siz Orta Doğu'dan, Suriye'den e ee, Azerbaycan'a asker gönderiyorsunuz. İşte yabancı güçler gönderiyorsunuz filan falan. Tabii ben de sayın başkana bir şey söyledim. Ha dedim şu anda 2000 civarında istihbari olarak tespit ettiğimiz PKK'lıları, YPG'lileri şu anda Ermenistan 600 dolar maaşla oraya aldı. Orada savaşıyorlar. Yabancı savaşçı olarak bunlar orada. Benim onlardan haberim yok dedi. Ben şimdi size haber veriyorum dedim. Yani bunun üzerinde durmanız lazım. Ve buna göre adımlarımızı atmak gerekiyor. Değerli arkadaşlar, İslam'a ve Müslümanlara saldıranların en büyük bahanesi, daha doğrusu hilesi, bu kavramları terörle aynı özdeşleştirmektir. Peygamber Efendimiz'i aleyhissalatu vesselam hakareti de düşünce ve fikir özgürlüğü kılıfı altında meşrulaştırmaya çalışıyorlar. Hollanda'da bir müsvedde var ya. Adı da güya Özgürlük Partisi. Ne özgürlüğü ya? Adı özgürlük. Arkasında ne takarsan var. Halbuki Müslümandan terörist olmaz. Kardeşlerim teröristen de Müslüman olmaz. Kendini nasıl tanımlarsa tanımlasın. Teröristi böyle görmeyen ve tavır geliştirmeyen herkes işte Fransa'nın düştüğü duruma düşer. Aynı şekilde Peygamber Efendimize yönelik saygısızlıkların özgürlükle izahı da en bayalısından bir kandırmaca gayretinden başka bir şey değildir. Zulüm gören Müslüman, ölen Müslüman, tüm yükü çeken yine Müslüman. Buna karşılık bunun gürültüsünü çıkartan, istismarını yapan, rantını yiyen, terörizm üzerinden İslam'a ve Müslümanlara hakaret eden ise Batı ve Avrupa. Bu çarpıklığı dile getirdiğimiz, yüzlerine vurduğumuz içinde bize saldırıyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar. İmkan bulduğumuz her platformda hakkı ve hakikati savunmaktan vazgeçmeyeceğiz. Dün Bay Kemal eşimle ilgili bazı laflar etti. Sende zerre kadar yürek varsa sen benimle ilgili konuş. Eşimle ilgili konuşma. Sen ne biçim siyasetçisin ya? Sana siyasetçi demek için sokaktan binlerce şahit getirmek lazım. Senin siyasetle alakan yok. Sen de o yürek varsa kalkarsın. Siyasetçiysen benimle ilgili konuş. Siyasetçi arkadaşlarımla ilgili konuş. Biliyorsun ki onlar seni paçavraya çevirirler. Ha yakılacak çantalar arıyorsan sizde çok. Yanınızda beyaz Türkler çok. Onların yakacak çantaları da vardır. O ayrı bir konu. Ve zeka yoksunu bir adamsın. Zira Airbus'ları satmamızı istiyorsun. Ya onunla bunun ne alakası var? Birisi stratejik bir ürün ve bu sadece Fransa'nın da değil zavallı bunun ortakları arasında İngiliz'i var, İtalyan'ı var, Alman'ı var. Bütün bunlarla beraber böyle bir ortaklığın, konsorsiyumun ürünü. Ya bundan bile senin haberin yok ya. Bu kadar zavallısın sen ya.